Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru. Üzerinize olsun inşallah. Bugün Yusuf Suresi 4. ayeti işleyeceğiz inşallah. Bu biraz da bizim bilgi alanımıza, ilmimiz konusuna değindiği için özellikle daha net ortaya koymuş olacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yusuf 4. Yusuf, ey babacığım, ben rüyamda ayın, güneşin ve yıldızlar diye adlandırılan topluluğun bana secde ettiklerini gördüm diye belirtti. 5. ayette de babasının ona cevabı var. Sakın kardeşlerine anlatma, sana zarar verirler diye. Şimdi buradaki anlatılan gerçek anlamda Hazreti Yusuf'un kıssası ne anlatıyor? Rabbim bu kıssayı burada anlatırken neye işaret ediyor, ne olacağını bildiriyor. Şimdi biz geçen de videomuzda ne dedik? Dedik ki bu Adnan Oktar fırıldağının Hazreti Yusuf'a o kadar özelliği varken kala kala işte zindan muhabbetini alıp Allah'ın Resullerine iftira atıyorlar. Allah'a küfür ediyorlar, Allah'a iftira atıyorlar, zanda bulunuyorlar. İşte bu işlediğimiz konu, bu ayet bununla muazzam ilintili alakalıdır kardeşlerim. Şimdi koskoca Yusuf Aleyhisselam'ın o kadar hayatı var, o kadar olaylar var. Sadece onları görme, zindanı gör demek apayrı bir başka planın altyapısı, hazırlığı, projesi diyebiliriz. Şimdi burada Hazreti Yusuf'un rüyasının tevilini kendisi zaten o dönemde birebir yaşıyor. Bu rüya doğrudur ve tevili de doğrudur yaşananlar. Ama ahir zamana bakan Hazreti Zulkarneyn'e, Hazreti Mehdi'ye bakan tarafı ne bu işin? Yani Rabbimiz bu kıssayı surelerin en akışkan, en kendini içine çeken Yusuf suresinde bunu belirtirken neyi kastediyor, neyi anlatıyor, onu şimdi anlatıyorum kardeşlerim size. Şimdi burada ay ve güneşin, gerçekte bildiğimiz ay ve güneş diyelim, olmakla beraber diyelim, yıldızlar, işte bulunduğumuz dünyanın işte burçlar, gezegenler diye adlandırılan konumunun haricinde yeryüzünde olup bitenle, insanla alakalı durumu var. Bak bunu belirtiyorum yani. Burada anlatılan başka manalar da var ama gerçek manasının tevilini bizle birlikte siz de öğrenmiş olacaksınız. Burada Hazreti Yusuf'u Zulkarneyn Aleyhisselam olarak düşünün. Tamam mı? Burada kendisine tabi olacakları anlatıyor. Kimler tabi olacak? Anası kim? Babası kim? O topluluktan bahsettiği işte kardeşleri kim? Anladınız mı? Birinci derecede ana ve babayı biz ne dedik? Selçuklu ve Osmanlı devleti olarak adlandırdık. Doğru mu? Baba ve anneye. Baba Selçuklu, anne Osmanlı. Osmanlı'nın çocuğu Cumhuriyet. Yani inkarcı, laik evlat. Hazreti Yusuf kıssasında bunu zaten işledik, anlattık. Allah'ın muradı bu hayırsız inkar evladı öldürüp yerine hayırlı bir evlat vermek. İşte bu hayırlı evlat Hazreti Zulkarneyn ve devlet olacak. Şimdi biz başka videolarımızda da işledik de oraya gönderme yapmak istemiyorum. Burada Hazreti Zulkarneyn'e, Mehdi Aleyhisselam'a Allah-u Teala'yı kimler dedikleri, tabi olacaklar kimler? İşte birinci derecede dediğimiz gibi Selçuklu ve Osmanlı'nın hüküm sürdüğü kam, yani Türkler içine alan bir şey. Bunu böyle düşünelim. Anne ve baba olarak. Şimdi kardeşler diyoruz ya, Hazreti Yusuf'un kardeşleri de var. Yıldız diye geçer. Kevkep diye geçen aslında küme topluluğu anlatıyor. Şimdi anne baba Selçuklu ve Osmanlı ise, Türklerse, kardeşler kim oluyor örneğin? Yani burada İslam'a girmiş Araplar, Müslümanlar diye adlandırabiliriz. Ama bunu böyle bakmayıp,
Bak buna böyle bakmayıp, herkes Hazreti Adem'in neslindendir diye bakıp, herkes yeryüzünde olan, yaşayan her insan kardeştir kardeşlerim. Şimdi burada da özellikle şuna dikkat etmek istiyorum. Anlamanız, daha iyi anlamanız için. Şimdi özellikle Selçuklu Osmanlı harici, İslamiyet'i de buna entegre ettiğimizde Güneş'in işte alim kişi olduğu, erkeği temsil ettiği, ayın kadını temsil ettiğini de belirtelim. Şimdi bunu dedik Selçuklu Osmanlı. Bu gezegen topluluklar ne? Buna da topluluk olarak baktığımızda işte Avrupa Birliği var örneğin. Birleşmiş Milletler var. Birleşmiş Milletler'in yapısının daha uygun olduğunu buna. Özellikle dünyada Hazreti Zülkarneyn'e tabi olacak devlet ve devlet topluluklarını anlatıyor. Burada bireysel kişiler olarak değil. Anladınız mı güzel kardeşlerim? Burada Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'a başta Türk devletleri olmak üzere ana baba diyor ya, Selçuklu Asya topraklarındaydı, sonra Anadolu'ya geldi. Sonra Anadolu'da Osmanlı hüküm sürdü ve sonra yavruları Cumhuriyet oldu. Şimdi buradan hareketle işte birinci derecede Türklerin, Asya ve Anadolu'daki Türklerin Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'a tabi olacağını, bunun yanında dünyada kardeşlerinden dolayı işte 11 kardeş değil mi? 11 kardeşler. Kendisi 12 oluyor Hazreti Yusuf'la birlikte. 12 büyük topluluğun, devletlerin de buna tabi olacağını, boyun eğeceğini, secde etmek, ona tabi olmak da boyun eğmektir. Onun hükümleri altına girmektir. Başta işte Amerika'nın, düşünün işte Avrupa'yı düşünün. Avrupa'dan devletler de sayabilirsiniz. Kıtasal bağlamda saydığımızda zaten 7 kıta var. Anladınız mı? Yani bunun içine işte Rusya, Çin de dahil edilecek. Hindistan, Pakistan örneğin. Sadece burası 4. Amerika, Güney Amerika, Kuzey Amerika 6. Avrupa örneğin 7. Afrika'yı yine kez öyle saydığınızda 8. Avustralya vesaire oralar saydığınızda Yeni Zelanda'yı. Aslında Allah-u Teala Rabbimiz Hazreti Yusuf rüyası üzerinden Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'a, Mehdi Aleyhisselam'a yeryüzündeki devletlerin tabi olacağını, ona boyun eğeceklerini, onun hükümdarlığı altına gireceğini Hazreti Yusuf'un bu rüyasından direkt anlatıyor. Ama öncelikle buna ilk önce kendinden büyük olan ana babası, yani işte onu doğuran, dünyaya getiren, içinde var eden, yaşadığı topraklarda bulunan Türklerin tabi olacağını net anlatıyor. Yani Asya'daki Selçuklu Devleti üzerinde bulunan Türkler, işte Doğu Türkistan'a kadar varır. Bir de Anadolu'daki ile alakalı olup, bunlardan sonra, ama burada özellikle mesela Hazreti Yusuf, ana babasını yanına alıyor, daha yanında tutuyor, diğerleri aşağıda kalıyor. Şimdi yani Allah-u Teala burada da Hazreti Yusuf kıssasında Türklerin Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'a daha yakın olacağını, onların yanında olacağını, Türkleri diğer kavimlerden ve milletlerden, işte ne kadar Hazreti Adem'in evlatları da olsa, herkes kardeş de olsa, onlardan ayrı bir yere koyacağını, onlara ayrı bir saygı, sevgi, hürmet göstereceğini, bunlarla birlikte hareket edeceğini bu kıssa üzerine biznillah net anlatıyor. Yani inşallah net anlattık. Sizin de kafanızda soru işareti kalmayacak şekilde bu Yusuf Suresi 4. ayetinde tecelliyatının da günü geldiğinde, gerçekleştiğinde, ömrünüz yettiğinde daha net anlamış olacaksınız kardeşlerim. Yani dediğimiz gibi kardeşlerim, burada Allah'ın lütuf ve ihsanıyla işte Allah-u Teala Zülkarneyn Aleyhisselam'a yeryüzüne hükümdarlık vereceği için bu hükümdarlığın nasıl verileceğinde Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş Resul ve Nebiler kıssaları üzerinden işaretlerle anlatıyor. Bize de peyderpey nasip oldukça Allah'ın lütfü ihsanıyla sizlerle paylaşıyoruz inşallah. İnşallah dediğim gibi kardeşlerim,
Bu öyle bir şey. Yani bunu öyle arkası yok. Çünkü kardeşler topluluğu işte insanların yani 12 işte Birleşmiş Milletler'in yapısına baktığınızda 5 daimi temsilcisi var işte. 15 ülkeden oluşuyor vesaire gibi. Buraların yani komple yıkılacağına, dağılacağına dediğimiz gibi başta Türkler olmak üzere Araplarına kadar tüm topluluklara Arabistan kısmı da özellikle o Süveyş kanalı ve o tarafları da kattığımızda buna işte 12 tane soy, sop, millet, ümmet neyse bunların hepsinin başta Türkler olmak üzere sonrasında diğerlerine tabi olacağını ama Türklerin yerinin hem Allah katında hem Zulkarneyn Aleyhisselam, Mehdi Aleyhisselam yanında katında ayrı bir yerler olacak. İnşallah buradan bunu net anlıyoruz kardeşlerim. İnşallah dediğim gibi hayırlara vesile olduğumu düşünüyorum. Bir başka videoda görüşünceye kadar Rabbime emanet olun. Selam ve saygılar, hürmetler kardeşlerim.